Çapı dünyanın çapından 100 kat daha geniş ve yüzeydeki sıcaklıkta 5000 santigrat dereceden daha fazla. Kısacası güneşin kocaman ve çok sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Peki güneşin anatomisine yani yapısına dair başka neler biliyoruz? Mesela kızgın yüzeyinin altında ne var? Kimyasal açıdan ele alırsak güneşi anlatmak oldukça basittir. %91.2 oranında hidrojen, %8.7 oranında helyum ve kalan %0.1'lik kısmı yani güneşin toplam atom sayısının çok küçük bir kısmını oluşturan 65 farklı element var. Ama basitlik işte burada sona eriyor. Güneş muazzam bir yer. Hatta çılgın da diyebiliriz. Katı olmak için fazla sıcak. Ama bunu biliyoruz zaten. Sıvı olmak için de fazla sıcak. Fazlasıyla kızgın. Bu yüzden aklınıza gaz geliyor. Yani güneşin büyük bir kısmının gaz olduğunu düşünürsünüz, değil mi? Tam olarak öyle değil aslında. Güneş plazma dediğimiz yüklü parçacıklardan oluşan gazlı bir karışım formundadır. Asıl olay şu, bu parçacık karışımının yapısı güneşin ne tarafına baktığınıza göre değişir. Güneş kat kat pasta gibi çoklu katmanlardan ve farklı bölgelerden oluşur. Toplam 6 katmana sahiptir. 3'ü gözle görülür yüzey katmanının altında, ikisi de bu katmanın üzerinde yer alır. Her bir katmanın kendine has fiziksel özellikleri vardır. Gözle görülür yüzeyin altındaki katmanları aşabilirsek güneşin çekirdeğine varırız. Çekirdek, bu çılgın yerin kalbindeki nükleer reaktördür. Burada, yer çekiminin ezici gücüyle hidrojen atomları birleşerek helyumu oluşturur. Tabii bu arada bir şey daha olur. Dev miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerji çekirdeği diğer katmanlara oranla güneşin en sıcak yeri haline getirir. 15 milyon santigrat dereceden daha fazla bir sıcaklık düşünün ve bu inanılmaz ısı sürekli yanıyor. Çekirdeğin üzerinde ise ışınsal bölge yer alır. İsminden de anlaşılacağı gibi çekirdekte üretilen enerji bu katmanda ışınlar saçar. Ama bu olay düşündüğünüz kadar hızlı gerçekleşmez. Çekirdeğin açığa çıkardığı enerji olan fotonun yoğun ışınsal bölgeden dışarı çıkması yani kaçması ortalama olarak 100 bin yıldan uzun sürer. Kaçtığı yerde yani bu bölgenin üzerinde ise ısı yayımsal bölge bulunur. Burası adından da anlaşılabileceği üzere oldukça eğlenceli bir katman. Enerjiyi güneşin iç kısmından fokurdayan yüzeyine taşıyan türbülanslı plazma akımlarıyla bilinir. Neyse ki bu sefer her şey daha hızlı oluyor. Enerji bu akımlarla aktif olarak taşındığı için bir fotonun bu bölgenin içinden geçip dışarı çıkması ortalama bir ay sürer. Bu da bizi gözle görünen yüzeye getirir, ışık küre. Bu katman pürüzsüz ve durgun görünür. Üzerindeki tek kusur arada sırada görülen güneş lekeleridir. Sadece bu lekelerin sayısındaki, boyutlarındaki ya da karmaşıklıklarındaki gözle görülür artış bile aslında bu durgun katmanın altındaki huzursuzluğa işaret ediyor. İşte yakın zamana kadar güneşe dair tüm bildiklerimiz bunlardan ibaretti. Gözle görülür yüzeyi ve iç bölgesinin kuramsal modeliyle ilgili sadece bunları biliyorduk ama artık güneşi yüksek frekanslı ışık dalga boylarına bağlı olarak da gözlemleyebiliyoruz. Bu da bize yeni katmanları görmemiz için olanak tanıyor. Çünkü güneşin iki bölgesi daha var, renk yuvarı ve korona. Bir araya gelerek güneşin atmosferini oluşturan bu katmanlar güneşin yüzeyinden çok daha sıcaktır. Mesela koronada sıcaklık 1.6 milyon santigrat derece civarındadır. Artık tüm bu katmanları görebildiğimiz için güneşin içinde neler olup bittiğine dair öncekinden daha fazla bilgimiz var. Bu katmanlar aynı zamanda şiddetli güneş fırtınalarını da anlamamız, hatta oralarda neler olup bittiğini tahmin etmemiz için bize yol gösteriyorlar. Güneş inanılmaz bir yer.